Çin'de dini faaliyetlere yönelik baskılar artmaya devam ediyor. Ülkedeki Hristiyanlar hayatını kaybeden sevdiklerine cenaze töreni düzenlemek istediklerinde bile engellerle karşılaşıyorlar. Çin'deki insan hakları ve din özgürlüğü ihlallerini belgeleyen Bitter Winter adlı kuruluş, ülke genelinde yetkililerin cenaze törenlerinde dini adet ve ritüelleri yasaklayan politikalar uyguladığını bildirdi. Çin'deki dini faaliyetlere yönelik baskılar artmaya devam ediyor. Ülkedeki Hristiyanlar hayatını kaybeden sevdiklerine cenaze töreni düzenlemek istediklerinde bile engellerle karşılaşıyorlar. Çin'deki insan hakları ve din özgürlüğü ihlallerini belgeleyen Bitter Winter adlı kuruluş, ülke genelinde yetkililerin cenaze törenlerinde dini adet ve ritüelleri yasaklayan politikalar uyguladığını bildirdi. Aralık ayında Doğu Şişan eyaletindeki Venco şehrinin Piyan bölgesinde kabul edilen yeni yönetmeliğe göre Din adamlarının cenaze törenlerine katılması yasaklandı ve ölen kişinin ondan fazla aile üyesinin kutsal kitap okumasına veya alçak sesle olsa dahi ilahi söylenmesine izin verilmeyecek. Yeni kanunlarla cenaze törenlerinin seküler, medeni ve ekonomik olacağı iddia ediliyor. Benzer şekilde Henan eyaletinden köy yetkilisi Bitter Wintera yerel hükümetin Nisan ayında toplantı düzenleyerek tüm dini cenazeleri kısıtladığını söyledi. Kısa bir süre sonra din adamlarının düğünlere, cenazelere ve diğer faaliyetlere katılmasının yasaklandığını bildiren belge yayınlandı. Wuhan'da Tri Self Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine baskın düzenleyen polis, annesi için dua eden kızı tutukladı. Kız ancak iki gün sonra annesi Hristiyan ritüeller düzenlenmeden gömüldükten sonra serbest bırakıldı. Dini cenaze törenlerine uygulanan baskı, hükümetin dini Çin kültürüyle bütünleştirmeye çalıştığı kampanyanın bir parçası. Bu politika nedeniyle son yıllarda hükümet kiliselere ve haçlara zarar vererek kutsal kitabı ve ilahileri yeniden yazmaya çalıştı.